Evet, gram altın. Evet, gram altın yorumuna bakalım isterseniz. Gramda bahsetmiş olduğumuz o dip bölgeden kurtulup yukarı hareket devam ediyor. Belki birkaç gün sıkışan bir hareket. Sonrasında tekrar yukarı gitmek isteyen bir süreç görebiliriz. Bunun için yukarı hareketin güçlenmesi noktasında 128'lerin üzerinde kapanış oluşması lazım ki arada 5 kuruşluk fark yeni rekor getirsin. Yani 133'lere doğru gram altında bir hareket getirsin. Hemen biraz daha şöyle, hatta biraz daha temizleyelim, daha net görülsün. 4 Ağustos'ta görülen 132 rekordan sonra bir gerileme, düzeltme, tepkilerin oluşması sonrası görüldüğü üzere aslında bir çanağı andıran bir hareket söz konusu ki ne diyorduk aslında? Eğer burada tabloyu şöyle biraz daha gram altında renklendirecek olursak, daha doğrusu bir çalışma yaparak, hemen şöyle dönüyorum, şöyle bir çanak ihtimalinden bahsedebiliriz. Bu çanağın yavaş yavaş tamamlanması noktasında bahsetmiş olduğumuz hareket gerçekleşirse ne demiştik? Aslında ilk etapta dipte 123-127 aradaki o 5-6 liralık farkı alıp hesapladığımızda 132-133'lere denk geliyor ki yeni rekor anlamına geliyor. 4 Ağustos'ta görülen bu seviye. Bu seviyenin üzerinde şöyle isterseniz hemen bir çizgi daha alalım. Çanağı tamamlayacak hareket olacaktır büyük ihtimalle bu. Yani önümüzdeki şöyle bir çizgi alalım. Şuradan buraya aldık. Çektiğimizde yani büyük ihtimalle Aralık'ta Kasım ayı sonuna kadar yeni rekorlar görebiliriz biz gram altında. Böyle bir harekette gram altında ne diyoruz? Biz biraz daha orta vade baktığımızda orta vadeye, yani 2017'nin belki ilk aylarında gram altında 123 diyelim, 10 kuruşluk fark Ocak Şubat'a kadar 144-145 bölgesi bizim daha önce çokça dile getirdiğimiz. Nereden beri biz gram altında 145'leri konuşuyoruz? Aslında biz özellikle 84-85 bölgesi, şu bölgeden itibaren bir dip süreci tamamlandığını, hatta onu da yine bizi Twitter'dan takip edenler veya sosyal medyada veya televizyonlardaki programlarımızda gram altın sorusu sorulduğunda bahsetmiş olduğumuz üzere çanak hareketlerinden bahsediyorduk. Ne diyorduk o zaman için? Biz gram altında özellikle gelinen noktalar itibariyle 84'ler 90'lar bölgesi, yani şu bölgenin önemli dipi olmaya başladı. Artık çanağın yavaş yavaş tamamlanıp 2015-2016'da rallilerin olabileceğinden bahsetmiştik. Görüldüğü üzere çok ciddi ralliler oluştu. Ve çanağın hemen şöyle isterseniz bir nokta hesaplama yapalım. 100 ve 74 açısından değerlendirdiğimizde 108-74 olarak değerlendirdiğimizde aradaki 40 kuruşluk farkı hemen 108'in üzerine eklediğimizde bize ne gösteriyordu? 144-145 seviyesini gösteriyor ki bu daha içinde bulunduğumuz şu biraz önce de bahsetmiş olduğunuz ve çizdiğimiz çanağın hedefi olan noktalara, 145'lere daha ulaşmadığını görüyoruz. Zaten ne demiştik? Bu çanağın oluşum süresi 3 yılı buldu, 4 yılı, hatta 3,5 yılı buldu. Hedefe ulaşması da normal şartlarda 3 yılı bulur ama biz 2015'te birlikte hızlanan bu hareketin 2017-2018'e kadar 145'leri görebileceğinden bahsetmiştik. Şu an için pekala oraya giden hareket görüyoruz ama daha erken olacağını Şubat ayında, Mart ayına kadar görebileceğimizi buradan tekrar edebiliriz. Şimdilik gram altında söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese bol kazançlar.